millete tarih yazar. Şanlı dereden çıkmaz yandan. Bir ağızda diye yara yaşasın Azerbaycan. Azerbaycan'dan merhaba. Azerbaycan deyince can Azerbaycan, Azerbaycan Türkiye deyince tek millet, iki devlet kelimeleri, cümleleri kendiliğinden dökülüyor ağzımızdan. Bunun nedeni hiç kuşkusuz iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağlar. Hep merak ettiğim Azerbaycan'a geldim sonunda. İsterseniz tarih boyunca birlikte sevinip, birlikte üzüldüğümüz bu güzel ülkeyi birlikte gezelim. Sembol yapıları, tarihi kişilikleri, efsaneleri, bilinen ve az bilinen yönleriyle Azerbaycan'ı tanıyalım. Esrarengiz Azerbaycan başlıyor. Rusya İmperiyasına birleşmiş bir araziydi ve Bakını artık hiç kimden korumak ihtiyacı yoktu. Ona göre de kararı alındı ki o ikinci divarlar sökülsün ama kapı kalsın. Bir sürü bölmeler var değil mi? Görürsün. 17. asırda Azerbaycan'da xanlıqlar dövrü başlamışdı və Bakı xanları, sarayları elə bu hamamın üstündə olan yerlərdə idi. Bu bizim elə bil ki vizit kartımız. Değil mi? Bakınca çok heybetli zaten Kız Kalesi. Azərbaycan alimləri və ümumiyyətlə tarixçilər indiyənəcən dəqiq bilmirlər ki Kız Qalası nə vaxt yapılmış. Biz bilirik ki, Xəzər dənizi gəlib düz bu qalanın daşlarına çatırdı o zaman. Yəni, dəniz yavaş-yavaş quruyur və çəkilir. Bakü'de ilk durağım İçerişehir. Hüsnün güzel ayetler ye sevgili canım. Olmuş bütün alemde senin şerle şayan. Gel eyle namazı, gel eyle namazı işmeleri. Bu sebebinle çünkü güzelin bu sesidir. Aşık ehsan çünkü güzelim bu sesidir. Aşık ehsan. 12. yüzyıldan kalma surların arkasındaki İçerişehir denen Eskişehir tam bir açık hava müzesi niteliğinde. Ev ve dükkanların yanı sıra birçok cami, türbe, saray ve müzeye ev sahipliği yapan İçerişehir, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Şamanı ya da Şah Abbas kapıları olarak da adlandırılan Goşagala kapısı 19. yüzyıla kadar İçerişehir'e tek girişti. Yüzyıl sonralarında ikinci sıra sur duvarları yıkılınca bu sırada yer alan Zülfikar Han kapıları Gala kapısının yanına taşındı. Bu nedenle bu kapılar çifte kapılar olarak geçiyor yabancı kaynaklarda. Ben seni gördüm aşığında, gönlümü verdim aşığında. Azerbaycan'ın en önemli tarihçilerinden Nergis Hocam'la buluşuyorum. Bu tarihi kentte onun rehberliği benim için çok büyük bir şans ve tam bir ayrıcalık. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Çok sağ ol. Sen ne diyorsun? Ben de çok iyiyim. Şimdi İçerişehir'e gireceğiz. Yedi.
Goşa Gala Kapısı'nın tarihine biraz inersek neler söyleyebiliriz? Siz indi gördüğünüz kapılar, Goşa Kapı, zamanında bir kapı olub. Ona göre ki, içeri şehrin əhatəsində bir dana divar yok, iki divar olub. Biri xaricdən, biri daxildə. Və bir kapı olubdu, Şamaxı kapısı deyilir ona. Ona göre ki, adətən Şamaxıdan Bakıya gələn və ticarətlə məşğul olan, alış-veriş yapan insanlar, onlar bu kapıdan keçirdi, daxil olurdu şəhərə. Müxtəlif məscidlərdə, kervansaraylarda, bazar meydanlarında onlar öz vaxtını keçirirdi. 12-ci əsrdə baş verib. Təqribən 17-ci əsrdə Şah Abbas devrində burada ikinci kapı inşa olundu. Onu da Zülfüqar bəy adlı bir paşa, deməli, o ikinci kapını burada dikdi. Deməli, Şamaxı kapısından keçirdin, sonra ikinci kapıdan keçirdin, sonra şəhərə daxil olurdu. Və uzun müddət o kapılar yan-yana değildi, yani ardınca idi. Əvvəl bir kapı, sonra ikinci kapı. Amma 19-cu əsrin sonları artıq Bakı ruslar tərəfindən zəbt olunandan sonra belə qərara gəlindi ki, ikinci divarlar sökülməli. Yəni daxildən olan divarlar, onlar söküldü. Nədən söküldü? Lazım olmadı artıq. Onlarda heç bir ehtiyac olmadı. Çünki artıq Rusiya imperiyasına birləşmiş bir ərazi idi və Bakını artıq heç kimdən qorumaq ehtiyacı yox idi. Ona görə də qərara alındı ki, o ikinci divarlar sökülsün, amma qapı qalsın. Çünki o gözəllik verir. Ona görə o qapını elə bil ki, çəkdilər önə və iki qapı yan-yana oldu. Çox vaxtı o ikinci qapıya Şah Abbas qapısı da deyirlər. Uzun müddət doğrudan da içəri şəhərə ancaq bu qapılardan girmək olardı. Amma indi hər tərəf açıqdır. Hər tərəf açıqdır. Və insanlar gəlir. Amma yenə biz bu kapıdan girməyi tərcih etdik. Biz buradan girdik. Ona görə ki, əsas giriş içəri şəhərə burdandır. O zaman devam edelim mi gezməyə? Gedək. Bakü Hanları Sarayı, İçeri şehrin en önemli tarihi yapılarından biri. Bakü Hanları Sarayı, iktidar ailesinin üyelerine ait birkaç evden oluşan bir kompleks. 17. yüzyıl civarında inşa edildiği tahmin ediliyor. Saray kompleksi son Bakü Hanı Hüseyin Guli Han, aile fertleri Abdurrahim Bey ve Mehdi Oğlu Bey'in evinden oluşuyor. Kompleksin bir parçası olan yeraltı hamamı ise toprak altında bozulmadan kalması nedeniyle eşsiz bir mimari yapı olarak kabul ediliyor. 2015 yılında içindeki toprağın temizlenmeye başlamasıyla ortaya çıkan bu anıt yapı, mimari tarzı yapım teknikleri ve 15. yüzyılda yapılan bakımdan Hacı Bani Hamamı ile benzerlikler taşıyor. Burada bir tane hamam varmış. Var, böyle. O hamamda böyle ipler varmış, onu merak ettim. Gidip bakalım. Gidip bakalım. Gidip bakalım. Bir sürü bölmeler var değil mi? Görürsen. Çok maraklı bir yer. Çok. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle anlatmış. 1647 yılında Evliya Çelebi Bakü Hanı ile İrevan Hanı'nın ablasının düğününe buraya geliyor. Ve içeri şehri çok güzel bir şekilde geziyor. Burayı gezerken 3 tane hamam gezmiş. Ve en çok beğendiği buradaki yeraltı hamamı olduğunu Evliya Çelebi seyahatnamesinde yazmış. Müzik
İçerişehir'de yeraltı hamamına geldik. Buranın tarihi de muazzam. Sizden dinlemek istiyorum. Biz demeli İçerişehir'in korunup saxlanan yeganə hamamındayıq. Bu hamam 17-ci əsrə təsadüf edilir. 17-ci əsrdə Azərbaycanda xanlıqlar dövrü başlamışdı və Bakı xanları sarayları elə bu hamamın üstündə olan yerlərdəydi. Sonra Rusiya işğalları dövründə yenə də bu Bakı tutulandan sonra onların sarayı elə bil ki rusların o hərbçilərin qaldığı yer kimi istifadə olunurdu. Sonra tədricən dağıldı. Amma və bilinmirdi ki burada hansı tikintilər var, bu ərazilərdə nə var. Keçən əsrin 60-cı illərində arxeoloqlar burada iş görəndə bu hamamı tapmışlar. Bunu biraz bərpa etmişlər. Bu son gözəl bərpa işlərini siz müstəqillik dövründə 2018-ci ildə İçərişəhər qoruğu dəvət etmişdi çox məşhur Avstriyanın o bərpaçı firmaların və onlar möhtəşəm olmuş zaten. Möhtəşəm təbii. Onlar İçərişəhərin bir sıra binalarını, o cümlədən bu hamamı da restorasiya etmişdi. Çox maraqlı yerlər var bu hamamda. Hocam, bu hamamın böyle birkaç bölümü var. Onu çok merak ettim. Şimdi böyle bizim hani Türk hamamlarında da böyle bölümler var. Sanki böyle benzer gibi. Biraz anlatsanıza nasıl bölümler? Tabii. Ümumiyyətlə biz vahid bir Türk dünyasına mənsub bir xalqlarıq və bizim mədəniyyətimiz də eyni. Məişət mədəniyyətimiz də eyni. Siz bax burada iki dənə hovuz görürsünüz. Onun arxasında olan yerdə külxanə deyilən bir yer, orada isti su hazırlanırdı. Yəni odunla, kömürlə, petrolla qızdırılırdı. Petrol demə? Ha, o vaxt təbii Azərbaycanda petrol qədim zamanlardan bəlli olan bir şey. Deməli, o isti su tökülürdü o hovuza. Burada da soyuq su olurdu. Yəni hər bir çimən insan oradan çıxıb burada girə bilərdi soyuq suya. Sıcaqdan soyuğa. Bax burada görürsüz yazılıb isti otaq. Yəni burada buxar olan yerdi. İnsanın bədəni rahatlaşmaq üçün gəlirdi, burada istirahət eləyə bilərdi. Aslında demək ki, hocam, şimdiki hamamlar da o zamanki hamamların birebir aynısı. O zaman nə yapılmışsa şimdi de... Təbii, onlar dəyişmir. Yəni, hamam mədəniyyəti dəyişmir. Və bizə bəllidir ki, bu hamamda bir gün erkəklər üçün, yəni kişilər üçün gün olurdu, bir gün qadınlar üçün. Yəni, hərə öz günündə gəlib burada çimə bilər. Çox yaxşı ki, bu tapıldı, bu hamam və belə gözəl bərpa olundu. İndi onu hər kəs görə bilər. Və bizə, siz burada görə bilərsiniz, bu hamamın içindən tapılan o arxeoloji qazıntılar zamanı. Hocam, burada arxeolojik qazılarda bulunan bir böyle tahta parçası gibi bir şey var. O nedir? Onu bu arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan taxta parçası o yəqin ki tikintidə istifadə olunan bir material kimi tapılmışdı və onu Almaniyada analiz eləmiş, orada tədqiq eləmiş, göndərmiş və alimlər demişlər ki, bu əşya 17-ci əsrə aiddir. Yəni ki, bu hamamın tikilməsi də o dövrə aid oluna bilər. Yani o yüzden asa hamamın 17. asra ait olduğuna anlıyoruz. Tabii 17. asra ait olunduğu artık bu qazıntılar zamanı belli olmuştu. Yani bu yakın ki Bakı xanlarının o sarayların tikiləndə belə bir hamam kompleksi de onlar tikmiştir. Çok muhteşem bir şey bu. O zaman içeri şehri gezmeye devam edelim hocam. Buyurun. Dedik. Thank you.
farklı uygarlıkların etkileriyle yüzyıllar içinde oluşan mimari dokusunda 19. yüzyıldan itibaren yapılan gösterişli evlerinde önemli bir rolü var. 20. yüzyılın başında inşa edilen ve zincirli ev olarak adlandırılan bu ev de bunlardan biri. Önce Mehmedo, sonra Malikov tüccar ailelerinin sahip olduğu bu ev, devlete geçince 1930 yılında Narimonov adında bir dikiş fabrikasına dönüşmüş. Zincirli ev, hem merkezi konumu hem de mimari ve estetik görünümüyle İçeri şehrin en önemli 20. yüzyıl anıtlarından biri. Zincirli Ev 1976'dan bu yana arkeoloji ve etnografya müzesi olarak hizmet veriyor. Azerbaycanlı mimar Mikhail Hüseynov'un adını taşıyan müzenin iki bölümü var. Etnografya bölümünde 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başları ile Azerbaycan halkının yaşamı ile ilgili materyaller yer alıyor. Arkeoloji bölümü Azerbaycan'ın tarihi gelişiminin tüm aşamalarını taş devrinden orta çağ sonlarına kadar buluntularla sergileyip anlatıyor. Zincirli Ev'de müzede geziyorum şu anda. Karşıma Azık Mağarası'nda bulunan materyaller geldi. Oraya gittiğimizde bu materyallerden de bahsedeceğiz. Çok heyecanlı. Bakü'nün tarihi çekirdeği niteliğindeki İçeri şehirde bir sonraki durağımız Kız Kalesi. Bu bizim elbette vizit kartımız. Değil mi? Hı. Bakınca çok heybetli zaten Kız Kalesi. Çok muhteşem duruyor. İçeri şehirdeki başlıca yapılar arasında en önemlilerinden biri Kız Kalesi. İnşa tarihi ve amacına yönelik tartışmalar halen sürüyor. Binlerce yıl önce tapınak veya gözlemevi inşa edildiğini söyleyen kaynaklar olsa da mimari özellikleri ve duvar kalınlıkları ile savunma amaçlı bir bina olduğu teorisi ağırlık kazanıyor. Üzerindeki kufi yazılara bakarak 10 ila 12. yüzyıl tarihleniyor. Yapıldığı zaman Hazar Denizi kıyısında bulunduğu için aynı zamanda deniz feneri olarak da kullanıldığı söyleniyor. Günümüzde Hazar Denizi yaklaşık 150 metre uzaklıkta yer alıyor. Bunun nedeni Bakü'de ve Hazar Denizi'nin dibinde bulunan çamur volkanları. Hocam, Kız Kalesi'nin önüne geldik. Burası efsanelere konu olmuş muhteşem bir yer. Peki Kız Kalesi'nin tarihine baktığımız zaman ne zaman yapılmış? İndi bu çok mürekkep sualdı. Ona göre ki Azerbaycan alimleri ve ümumiyyətlə tarixçilər indiyənəcən dəqiq bilmirlər ki Kız Kalesi ne vaxt yapılmış. Bilinmiyor o kadar. Bilinmiyor o kadar. Kız Kalesi'nin üstünde, bak siz görebilirsiniz, orada bir tablo var.
Və orada yazılıb ki, 12-ci əsrdə bu qalanı təmir edən bir insanın adı var. Amma tarixçilər deyir ki, bu o qədər də düzgün deyil. Çünki buradakı daşların və daşların qoyulmasında, onların arasında olan mayələrin tədqiqi zamanı bəlli olmuş ki, bu eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə yapılıb. Və bu o zaman Azərbaycanda zərdüştlük yayılmış. Və o da itaət etmişlər və o da bir elə bil ki bir məbəddir. Amma bu da bir ehtimaldır. Yəni onu dəqiq biz deyə bilmərik. Hər halda rəsmi müəyyən tarixçilər qəbul edir ki, bu 12-ci əsr. Amma bu da bir təxmin sonuçta, deyilmi hocam? Yəni kesinleşmiş bir şey yox, tamamən. Yox. O müəmmalı niyə qalmış? Çünki deyirlər ki, bu müdafiə qalasıdır. Amma biz müdafiə qalalarına baxsaq, onlar bu cür tikilmir. Yəni Qız qalası çox dardır. İçi də çox geniş deyil müdafiə üçün. Yəni onun elə bil ki zahiri görünüşü müdafiə qalasına o qədər də oxşamır. Amma ki hər halda 12-ci əsrdə artıq bu içəri şəhər qurulan zaman, Şirvanşahlar zamanından sonraki illər o müdafiə qalası kimi istifadə olunmuş. Və ondan sonra bir müddət sonra təqribən biz bilirik ki Xəzər dənizi gəlib düz bu qalanın daşlarına çatırdı o zaman. Yəni dəniz yavaş-yavaş quruyur və çəkilir. Amma o zaman yəni Qız qalasının olduğu yerdə dəniz mi olmuş? Dəniz varmış. O qutaran kimi dəniz başlayırmış. Yəni bu dənizin qırağında tikilmişdi. 15-16-cı əsrlərdə hətta bir dənizçilər üçün bir işarə nöqtəsi kimi də istifadə edirdilər və onun başında, qalanın başında böyük od qalayırdılar ki, insanlar keçəndə dənizçilər onu görsün və daşların üstünə çıxmasın da belə deyə. Yapının ismine ilişkinde birçok efsane var. Bunlar arasında en yaygın olanı kalenin Bakü Hanı tarafından kızını saklamak amacıyla yapıldığı. Bazı rivayetlere göre kız kulenin mimarına aşık olur ve bu aşk ortaya çıkınca mimar idam edilir. Kız da bu acıya dayanamayarak kendini surların üstünden Hazar Denizi'ne atar. Başka bir rivayete göre kendisini kurtarmak için gelen nişanlısı gemisi kayalıklara çarpıp hayatını kaybedince aynı hazin son gerçekleşir. Kız Kalesi'nin adının nereden geldiğine dair teorilerden biri de Oğuzların eski Arap kaynaklarında Vuz olarak geçiyor. Bu kalenin de başlangıçta Vuz Kalesi olarak anıldığı, zamanla Kız Kalesi, oradan da Kız Kalesi'ne dönüştüğü yönünde. Oğuzların hüküm sürdükleri yerde kale ve köprü yapma geleneği Büyük ve Anadolu Selçuklu dönemlerine kadar sürdü. Anadolu'da çeşitli dönem ve yerlerde inşa edilen birçok Kız Kalesi olması bu teoriyle güçleniyor. Sirli bir qala olduğu üçün onun ətrafında çoxlu əfsanələr, nağıllar, çoxlu belə maraqlı hadisələr baş verir. Hocam peki böyle senin en çok böyle sevdiğin efsanesi hangisi? Şah öz kızını bir kasıp oğlana vermək istəmirmiş və qız ona görə etiraz olaraq özünü atmışdı o qaladan. Yox, bizim Azərbaycanda ümumiyyətlə bu qala ətrafında çoxlu əsərlər yazmışdılar. Şeirlər, poemalar, musiqi də yazılmışdı. Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız qalası baleti var. Ha, o baletdə galiba bu əfsanə keçiyor, deyil mi? Ha, o da bu keçiyor. Şeirlərdə evet, keçiyor. Evet, evet. Bəli, o bizim yəni ki Bakı əhalisi üçün, ümumiyyətlə Azərbaycanlılar üçün bu əfsanə hamıya bəlli. Ona görə bizdə çox belə maraqlı hadisələr də çox vaxt baş verir. Bəlkə də o düzgün deyil, bunu heç yazmamaq da olar.
Ama herden o nakem mehabbet olan kızlar özünü oradan atmakla da öz itirazlarını bildirir. Olur öyle şeyler. Öyle son devirlere kadar olur. doğru böyle şey. Peki hocam, Kız Kalesi'nin böyle mimarisine baktığımız zaman bize ne anlatıyor? Şimdi siz Azerbaycan'ı gezeceksiniz belki de. Bizim Abşeron'da, yani Bakı olan mekanda bir neçə kentler var. Merdekan, Ramanı, başka kentler. Ona, orada buna oxşar qalalar siz görə biləcəksiniz. O qalalar da 12-ci əsrə aid olan qalalardır. Amma onlar sırf müdafiə xarakterli. Yəni düşmənlərdən müdafiə üçün tikilmiş qalalardır. Bəlkə də o səpkidə baxsaq, bizim içəri şəhərdəki bu qız qalası da birinci növbədə müdafiə üçün tikilmiş. Müdafiə qalası. Peki məsələn, şimdi düşünüyorum da, net olmamakla birlikte 12. əsrdə yapılmış bir qaladan bahsediyoruz. Nasıl ayakta kalabilmiş? Bura bir çox ordular gelmiş. Şirvanşahlardan sonra Səfəvilər gelmiş, Osmanlılar gelmiş, sonra Ruslar gelmiş, İranlılar, Ruslardan önce İranlılar da gelmiş bura. Ama bu şehir, bu məkan korunup saxlanmışdı. Son Rus döneminde, inqilabdan önce böyle bir istek vardı ki, mesela göreceğiniz Şirvanşahlar Sarayını dağıdıb, orada Rus kilsesi de tikmek istiyormuşdu. Bizim için yaqın ki, çok böyle bir ürək açıcı haldı ki, bu baş vermemişdi. Evet, ha, yani bütün tarixi yerlerimiz pis yaxşı, ama korunup saxlanıb ve çok yine de bizim için çok gururlu bir şeydi ki, son illerde bunlar hamısı bərpa olunur ve istənilən şəkildə, istənilən belə də növdə biz görürük indiki içəri şəhəri. Çok muhteşem, güzel. Çok güzel. Güzel bir yer. Yani böyle bakıyorum, birçok şey restore edilmiş tabi, ama böyle sanki hani hiç böyle bir şey başına gelmemiş gibi yepyeni duruyor. Düzdü. Yani köhne şehrin ruhu burada kalmış. Çok güzel burası. Evet. İstanbul'daki Kız Kulesi'ni gezerken öğrendiğim rivayetlerinden birine benziyor buradaki rivayette. Size onu anlatmak istiyorum hemen. Kralın kızı fakir bir oğlana aşık olur. Tabii kral böyle bir şeye müsaade etmediği için kızı bu kaleye kapatır. Kız da artık aşkına kavuşamayacağını anladığı için de kendini kalenin en yukarısından aşağı atar ve intihar eder. Öğrendiğim rivayetlerden biri de buydu. İçeri şehir, yaprakları tarih katmanlarından oluşan bir çiçeğe benziyor. Birçok farklı dönemin, medeniyetlerin izleri yan yana görülebiliyor. Kız Kalesi'nin hemen yanı başında yer alan Aziz Bartalmay Kilisesi kalıntıları ve Pazar Meydanı bu duruma çok güzel bir örnek oluşturuyor. Aziz Bartalmay Kilisesi 1892 yılında yerel Hristiyan halkın bağışlarıyla inşa edilmiş. Aziz Bartalmay'ın milattan sonra 71 yılında burada paganlar tarafından çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanılıyor. Buraya inşa edilen kilisenin ilk kilise olduğu düşünülüyor. 1892 yılında yapılan kilise bu kalıntıların üstüne inşa edilmiş. Küçük şapel şeklindeki Ortodoks Kilisesi'nin içi Bartalmay ve diğer azizlerin ikonlarıyla süslenmiş. 1936 yılına kadar faaliyetlerini sürdüren kilise, daha sonra dine karşı yürütülen kampanya kapsamında yıkıldı. Kilisenin kalıntıları 2015'te arkeolojik anıt olarak tescil edilmiş. Pazar Meydanı'nda sergilenen buluntular, bu kadim toprakların inançlar tarihini özetler nitelikte. İçeri şehrin tarihi zenginliğini çok derinlere götüren noktalardan birindeyim. Burası Pazar Meydanı veya Hanegah Külliyesi olarak adlandırılan Sıra Tağlı Dini Mimarlık Kompleksi.
1960'larda Kız Kalesi çevresindeki eski evlerin yıkılmasıyla tesadüfen ortaya çıkan bu alan, Bakü'de taş işçiliğinin ve dinler tarihinin de bir özeti. Tunç çağına dek uzanan buluntular arasında pagan heykelleri, Hristiyan ve İslamiyet dönemi mezar taşları bulunuyor. Pagan heykelleri görkemiyle dikkat çekerken, Hristiyan dönemi mezar taşları da haç resimleriyle dikkat çekiyor. İslamiyet döneminde ise geometrik ve bitkisel süslemelerle birlikte Kur'an ayetlerinin mezar taşlarına işlendiği görülüyor. Esrarengiz Azerbaycan'da bu hafta İçeri şehri gezdim. Burası muhteşem bir yer. Kadim tarihini öğrendim. Bu programı çekerken bize yardımcı olan İçeri şehir valisine ve yardımcı olan tüm ekibe çok teşekkür ederim. Ve Azerbaycan'da yapacağımız tüm çalışmalarda tüm destekleri için Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çok teşekkür ederim. Müzik